850 sene, 900 sene birlikte yaşayacaksınız ve Ermeniler ne dinini bırakacaklar, Müslümanlığa çevrilecekler zorla. Ermenilerin %90'ından fazlası dinini bırakmıştır. Hayır, ben size söyleyeyim. Hayır, hayır. Siz bir... Müslüman mı olmuşlar? Evet. Kendi yapmayın, %90'ından fazlası. Evet. Hocam peki, ne dedi? Genlerini kontrol et dedi. Sizce gerçekten Selçuklu dönemini de alalım, sadece Osmanlı dönemi değil, Osmanlı dönemini de alalım. Ermeniler gerçekten Türk mü oldular, Müslüman mı oldular? Çok büyük bir kısmı, evet. Yani şu an çok Türkiye'de ne kadar siz ya? Bunun rakamını veremem hiç. Ya yaklaşık, fakat yaklaşık, yuvarlak benim hesap. Benim şahsi tahminim, yok buna girmeyelim, bu belalı bir konu. Korktum. Ama bakın korktum. Şimdi, yani Türkiye'de o zaman sizin sözünüze dayanarak hareket edersek, yani Türkiye'de nereden baksanız o zaman %20 Ermeni mi var? %20-30 makul bir Türkiye'de. Rakam gibi. Türkiye'de. Evet. Yani 14 milyon. Bu ülkede yerli nüfusun büyük bir kısmı 1071'den sonra çeşitli vesilelerle ve çeşitli sebeplerle ve çeşitli mantıklarla din değiştirerek Müslüman olmuştur. Son derece nettir şeyinde Heath Lowry'nin bulguları. Ben 1460 küsur, 1520 küsur ve 1530 küsur tarihli 3 tane tarih defterini kıyaslamak suretiyle şu kanaate varır ki 1530 tarihi itibariyle Trabzon Müslümanların yaklaşık %45-50'si birinci kuşak dönmedir. Yani Rum veya Ermeni dönmesidir. 1532 tarihinde yani Kanuni'nin saltanatının ilk dönemine ait aşağı yukarı içinde 6000 adet kişi adı geçen neredeyse telefon rehberi gibi bir İstanbul rehberidir. İçinde Müslüman şahısların gerek tanık olarak, gerek vakfedici olarak, gerek hakim olarak bir listesi vardır. Bir sürü isim geçer insanların. Bunların %60 küsurunun neredeyse baba adı Abdullah'tır. Her Abdullah baba adı olan şey midir, dönme midir? Hayır, yani ön adı Abdullah olan bir kişi vardır 60 bin kişi içinde. O da Abdullah oğlu Abdullah Zenci Köle'dir. Yok, çok çarpıcıdır. Hitler de aynı şeyi söylüyor.